Geometriden ilk sorumuz bir çizim sorusu. BAC 90 derece olacak şekilde bir üçgen çizip üzerinde yorum yapmaya çalışalım. A açısını 90 derece aldık. B, A, C oldu. G ağırlık merkezini çizdim. Kenar ortaya olmak zorunda. AG'ye 6 vermiş. O halde burası 3. Yani 9, 9 olduğunu söyleyebilirim. G'de bir D noktası alalım. Şuradaki bir D noktasını DC eşittir 5. O halde buraya 4 kaldı. Aynı mantıkla GD'nin de bize 5 olduğunu söylüyor. Bu 3, 4, 5 üçgenin kesinlikle dik olmak zorunda. Artık alan yazabiliriz. Taban çarpı. Tabanımız 18. Yüksekliğimiz 9 bölü 2. Dolayısıyla cevap da 81 yapacaktır. Alfa açısı C açısı. Tamam 2 alfa olduğu için buraya da 12 alfa kaldı. 12, 20. Buradaki açı ortay özelliğini kullanırsak 6'ya 10 gelecektir. Öğüt'ten 3, Pisagor'dan 3 kök 5 diyebiliriz. Açı ortayları hemen isim vererek başlayalım. A, A, B, B. Yani şunu söyleyebiliriz. 2 A artı 2 B artı Y eşittir. 360. Aynı mantıkla A artı B artı Z'nin de 180 olduğunu söylüyoruz. Şunu 2 ile çarparsam 2A artı 2B artı 2z eşittir 360. Buradan çıkan sonuç ne? Y ile 2z birbirlerine eşittir. O halde y gördüğüm yeri 2z ye yazdım. Topluyorum. x artı 2z eşittir 180. Bize 2x'in dar açı olduğunu vermiş. Yani x 45'ten küçüktür. Hemen yerine yazdım. 180 eksi 2z küçüktür 45. Dolayısıyla z büyüktür 67,5 alabileceği en küçük tam sayı değeri de 68 olacaktır. A e, CK ile AB dikmiş. Bize soruda bunu vermiş. Ve BC uzunluğuyla da AC üst uzunluğu birbirine eşittir. X X. Hemen formülümüzü hatırlayalım. Karşılıklı kareler toplamı birbirine eşittir. X kare artı X kare 14'ün karesi artı 2'nin karesine eşittir. 2x kare 200. Dolayısıyla x buradan 10 olur ki zaten bize de o soruluyordu. İki kapan alanlar toplamını bize vermiş. Şimdi buna hemen isim verelim. A, A, A. Buna B, B. Şuna da X dedim. İki kapağın alanlar toplamı. Yani iki tane BX. 4 çekmecenin toplam alanına. Yani 3A. Daha doğrusu 4A çarpı 3B'ye eşittir. B'ler giderken X buradan 6A yapacaktır. Başka? Bir kapağın çevresi yani iki tane B artı X eşit olmalı. Bir çekmecenin çevresi de. Bir tane çekmecenin çevresinde A artı 3B çarpı 2. Şunlar giderken X eşittir. A artı 2B kalacaktır. X gördüğüm yere 6A yazdım. Dolayısıyla 2B'nin de 5A'ya eşit işte olduğunu oldu? Buradan çıkan sonuç şu. B 5 olsun. A2 olsun. Dolayısıyla X de buradan 12 olsun. AB uzunluğu 3B. BC uzunluğu 4A artı X. B gördüğüm yere 5 yazdım. 15. 4A 8. 12 daha 20. 5'e bölersem de dolayısıyla cevabımız da 3 böl 4 yapacaktır. Bir katlama sorusu. Hemen şekli açtık tekrar. Buranın 3, buranın 5, Burada 3 aynı şekilde 5 ve 4 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen benzerlik yapalım. 3'ün 9'a. Yani 1 bölü 3 oranı 4'ün x oranına eşittir. Dolayısıyla x buradan 12 olacaktır. Artık alan yazalım. Alt taban artı üst taban 16 çarpı 6 bölü 2'den. Dolayısıyla cevabımız da 48 yapacaktır. Eş yamuklar. O halde üst kenar 9, 4 alt kenar x olduğu için şuraya da x eksi 9 olduğunu söyleyebiliriz. Peki başka bize ne vermiş? Başka buraya a dersem burası 3a. Aynı mantıkla buranın da 3a olduğunu söyleyebiliriz. Hemen aklıma buradan benim payla çizmek geldi. 4, 4. Şuraya kaldı x eksi 4. Buraya kaldı x eksi 13. Benzerliği kuruyorum. 1'in 4 oranı x eksi 13'ün x eksi 4 oranına eşittir. Yani x eksi 4 eşittir. 4 x eksi 52. 3 x eşittir 48. Dolayısıyla bizden nesinden x uzunluğunda 16 yaptığını söyleyebiliriz. 4 tane özdeş paralel kenar verilmiş. Hemen şunlara A, A, A diyorum. Kısa kenarları. Uzun kenarları da B diyorum. Şunlar da x, x, x olsun. Çevreye bakalım. Çevrede 6 tane A var. 2 tane b var ve 4 tane x var bu 68 her iki tarafı 2'ye bölersem de 3a artı b artı 2x'in 34 olduğunu söyleyebiliriz bize bir de alan vermiş kaç tane var 4 tane 4 tane paralel kenar alanı şimdi 4 tane paralel kenar alanı bulurken de sinüs'ten yararlanmaya çalışalım Bunun bir tanesini çizdim 1 bölü 2 a çarpı b çarpı sinüs 60 kök 3 bölü 2 Yalnız bundan iki tane var. Paylar kenarda. Bu da 96 3 olacakmış. İkiler gitti 4. kök Köküşler gitti. Dolayısıyla A çarpı B 48 olacaktır. Tabii ki buradan sonra sayı vermeye başlayacağız. Dikkat ederseniz vereceğimiz sayılar 6'dan büyük olmak zorunda ve 48'e bölenlerin olmak zorunda. Zaten 5 ve 7 olmayacaktır. Yazalım. 8'e 6 olur. 6'ya 8 zaten olmaz. Dolayısıyla bizdenesinden A'nın da 6 yaptığını söyleyebiliriz. Güzel bir benzerlik sorusu. Şunların eşitliğini hemen gösterdik. Burada hep orta tabanlar var. O halde burası 3 yaptı. Burası 6 yaptı. 9 yaptı. Peki aynı mantığı burada görebilir miyiz? Burada da aynı şekilde orta taban görürsek de cevabımız 4.5 olacaktır. Taban ayrıtı 3 olan bir kare dik piramidin içine Hemen bir tane kale dik piramit çizip üzerine de bir tane içine de bir tane küp çizmeye çalışalım. Yaklaşık şöyle bir kübü çizdik. Başka ne diyor bize? Kübün bir ayrıtı 2'ymiş. Taban ayrıtı 3'müş. Ve bize hacim soruluyor. Taban çarpı yükseklik. Yüksekliğe ihtiyacımız var. Hemen dikindik. Şurası 2. Şunu x diyorum. Benzerliğe dikkat. x'in x artı 2 oranı 2'nin 3 oranına eşittir. Dolayısıyla x buradan 4 yaptı. x'in 4 yapması demek piramidin yüksekliğinin 6 olması anlamına gelecektir. Taban alanı 9. Yükseklik 6 bölü 3'ten. Dolayısıyla cevabımızın da 18 olduğunu söyleyebiliriz.